toprak tutar milleti, toprak zapteder. Evet sevgili izleyenler, Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun manevi mimarı Şeyh Şabanı Veli Hazretleri'nin huzurundayız. Kendisi Horasan erenlerinden büyük bir Allah dostu. Bir gece uykuyla uyanıklık arasında Resulullah Efendimiz'den bir nida duyar. Asli vatanınıza dönünüz diye almış olduğu bir İşaret üzere bu topraklara gelir. Evliyaullah'tan çok ulu bir Allah adamıdır Şeyh Şabanı Veli Hazretleri sevgili izleyenler. Onlarca, yüzlerce kerameti vardır. Evet sevgili izleyenler, şu anda Asa suyunun başındayız. Şeyh Şabanı Veli Hazretleri'nin türbesinin hemen yanında. Zemzem suyunu andıran, bizzat içtik, zemzem suyunun lezzeti ve tadı var. Şu an çok az akıyor. Çocuklar burada oyun oynarken susamışlar. Hazreti Pir asasını yere vurmuş. Çocuklar gülmüşler tabii. Demiş size su çıkaracağım. Su hemen çıkmamış. Biraz bekleyin demiş. Uzaktan geliyor. İşte birkaç dakika sonra su gelmiş. Ve çocuklar kana kana içmişler. Bu su o sudur. O gün bugün akar sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler. Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Hazretleri'nin huzurundayız. Baş tarafında alemler var. Şu levhada da Ya Allah, Ya Muhammed yazıyor. Biz devam edelim. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Ya Fatımetü Zehra Ana. Bu şekilde tabii ki 12 imamlar sayılır sevgili izleyenler. Evet, karşıdaki levhada Aşıkanın Kâbesidir bu makam. Kim ki nakız gelse bunda olur tamam diyor Hazreti Pir. Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Hazretleri Horasan erenlerinden ulu bir zat. Kamil bir insan, Allah adamı. Görmüş olduğu rüya üzere Hazreti Peygamber Efendimiz kendilerine ait olduğun memlekete, makama git diye söylerler. Kendisi de almış olduğu bu manevi işaret üzere topraklara gelir sevgili izleyenler.
tarihi, kayıt tarihi 1028 miladi. Yaklaşık bir 600 sene önce falan bu bölgede yaşamış. Kureyş'ten gelmişler buraya. İslam'ı anlatmak için gelmişler. Ondan sonra burada işte buradaki halka İslam'ı anlatmışlar. Ve burada yaşadığı dönemde kurtlara süt verirmiş. Hatta caminin bahçesinde süt verdiği o dibek taşı da mevcut şu an. Kurtlar da bu bölgedeki insanların hayvanlarına dokunmazlarmış. Yani sadece insanları değil, hayvanatı da, kurtları da, kurtları, evet, irşat etmiş, terbiye etmiş diye. Öyle diyelim, evet. Ve birçok kerametleri var herhalde. Var, aynen. Mesela ki o dönemde burada bir inşaat çalışması varmış, mescit gibi bir şey yapıyorlarmış. Ve Karaköy var az ileri, şu tekke kayısı var onun arkasında. Oranın halkı kurt dedeyi kadıya şikayet etmişler. Demişler ki gece bizim ahırımızdan hayvanları alıyorlar, sabaha kadar taş taşıttırıyorlar ve bize ücretini vermiyor diye şikayet etmişler. Ondan sonra kadı sormuş, kurt dedeyi çağırmışlar. Demiş ki ben öyle bir şey yapmadım. Ondan sonra ustaları çağırmış kadı. Ustalar da işte biz sabahleyin geldiğimizde bütün malzemeyi hazır buluyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Ne bir eksik kalıyor ne artıyor. Tam tamına denk geliyor malzeme demişler. Ertesi sabah geldiğimizde tekrar malzemeyi hazır buluyoruz demişler. Kurt dedeye sormuş kadı, bunu nasıl açıklayacaksın gibi. O da az önce yanından geçtiğimiz Hacı Osman Camisi, orası boşmuş o zaman. Oraya çağırıyor mahkeme heyetini. Ve diyor ki, tekke kayası var bu yan tarafımızda. O kayaya dön kayam diyor. Kaya dönüyor olduğu yerde. Eskiden bu tarafa bakan cephesi arka tarafa dönükmüş. Gel kayam demiş ve kaya üzerinden taşlar döküle döküle gelmeye başlayınca anlamışlar kurt dedenin evliya olduğunu, Allah dostu olduğunu ve pişman olmuşlar. Biz ettik sen etme falan, af dilemişler. Ondan sonra kurt dede demiş ki bundan sonra demiş o köyün ismi Kara olsun demiş. Karaköy ismi oradan kalmış anlatılanlara göre. Bu tekke köyüyle Karaköy arasında kız alışverişi olmasın demiş. Ve şu camimizin karşısındaki evin sahibi rahmetlik Metin amca da araştırmış nüfustan. Nüfus kayıtlarında böyle bir evlilik yok. Yani söz, nişan oluyormuş. Bir şekilde geri kalıyormuş onlar. Ve o evde zaten bu kurt şeyh dedi zaviyesinin, burada zaviye varmış. Son şeyh olan Molla Mehmet Efendi'nin evi. Aynen. Mesela Seydişehir'de Seyyid Harun Veli Hazretleri, o da külliyesini dağdan taşları yürüterek yapmış. Demek mübarek, Allah şifatlerine mahrum eylemesin. Bu da amin. Taşlara emir vererek, onları yürüterek bu şekilde buradaki o inşaat işini devam ettirmiş. Camimiz? Burası İsmail Bey Camisi. Candaroğulları İsmail Bey tarafından yaptırılmış. Burada eskiden devlet erkanı gelip burada konaklarlarmış. Cuma günleri cuma namazı kılabilmeleri için burayı cuma camisi olarak yaptırmış. Bu yaklaşık 2 kilometre ileride Çayırcık mahallemiz var. Orada da vakit namazlarını kılınması için bir tane de orada bir mescit inşa ettirmişler İsmail Bey. Bu cami asıl amacı yani cuma namazı kılınsın diye yaptırmış İsmail Bey. Merkez cami. Merkez camisi, evet. Candaroğlu İsmail Bey. Candaroğlu İsmail Bey, evet. Yani devrekanın en eski camisi. Ahşap, aynen. Ahşap camimiz. Sütunlar, yani ahşapsa sütunlu camide var. Evet. Yani taş camiyi gördük. Evet sevgili izleyenler, Kastamonu Devrekhane gezimiz devam ediyor. Kurukavak köyündeyiz. Evet, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 1925 yılında 11 Eylül tarihinde Muhto Bey'in bu çiftliğini şereflendiriyor. Evet, Atatürk'ün büstünü görmektesiniz. 11 Eylül 1925 bu tarihte bu yer Atatürk'le mutlandı şeklinde bir ibare var. Evet, büstün altında bir sabanı görmektesiniz sevgili izleyenler. Burası oldukça büyük bir çiftlik.
1925 yılında Atatürk burayı ziyaret ediyor. Bir kağanı var burada. Harabe olmuş şekilde. Kastamonu, İnebolu toprakları Ulusal Kurtuluş Savaşımızda çok önemli bir yere sahip. Biliyorsunuz Ruslardan gelen cephaneler, silahlar İnebolu'ya. İnebolu'dan İstiklal yoluyla Çankırı üzerinden Küre dağlarını aşarak Ankara'ya, Polatlı'ya ve Afyon'a kadar gidiyor. Onun için derler ki Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Ruslar kara gün dostudur. Yani Ruslardan gelen bu cephaneler olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veremezdik. Merhaba Mustafa Kemal Paşa, merhaba Mustafa Kemal Paşa. Evet, Devre Kani'de gezintimiz devam ediyor sevgili izleyenler. Buranın coğrafi işaret belgesi almış bir tatlısı var. Cırık tatlısı, evet. Değil mi ustam? Evet abi. Evet, cırık tatlısını görmektesiniz. Anlat buyurun. Bakalım ustam. Parıl parıl parlıyor. Parlıyor, evet. Şeker kaynatıp da yapıyoruz. Bizim pancar şekerinden. Yani sizin şeker pancarı da buraya has. Aynen. Yalnız çoğu yer glikoz kullanıyor. Heh. Hani oradan fark eder mesela yediğiniz zaman. Mesela bu parlaklığı şeyden, şekerdendir. Buraya has tarlalardan yetişen. Aynen. Şeker pancarı. Pancar köylünün yaptığı, ektiği pancarlardan olan bir şey. Evet, şöyle tadına bakalım. Tabii, bakın buyurun. Özelliği de zaten çıtır olması. Hani yani bir saat, iki saat sonra biraz daha yumuşamaya başlıyor. O zaman bu kadar lezzet olmaz bunun. Evet sevgili izleyenler, şu anda Devre Kani ilçe merkezindeyiz. Habeşli köyüne doğru davet edildik, gidiyoruz. Giderken sevgili izleyenler, eski yıllardaydı öyle hayvan sürülerini, hayvan varlıklarını, büyükbaş, küçükbaşları görmek. Bakınız böyle işte beşerli, onarlı şekilde hayvan varlıklarını ancak görebiliyoruz. Malumunuz hayvan varlığımız yaralara, daha da aşağılara indi. Ustam selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Bak Köy TV ayağına geldi. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, ne demiş atalarımız? Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. İlla ki tabii canım, illa ki. Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Aşımız pişiyor mu sayın abim? Yazın çalıştığa kışın aşımız pişiyor. Evet. Öyle. Tanıyalım sizleri. Ben Habeşli köyündenim. Habeşli. Evet. Habeşli'nin ismi nereden geliyor? Ya Habeşli'nin bilmiyorum geçmişini de. Ya yaptığımız işlem, denesini aldık. Neyin denesini aldın? Ya bu şeyin yani ektiğimiz mahsulüm. Ne ektin? Buğday ektik. Buğdayın danesini aldın. Evet. Sapı, samanı burada. Şimdi samanı burada, bunu yaptırıp kışın hayvanlara vereceğiz. Ya, paketleyeceksin. Evet. Balya yapacaksın. Evet. Kışın hayvanlara. Evet. Nasıl buğdayda rekolte? Ya normal işte. Verimler nasıldı? Ya Allah bereket versin. Oğluna bereket ya. Oğluna bereket. Evet. Ha bu tırmığın büyüğü nedir bu? Tırmık bu. He? Tırmık bu. Ama tırmığın. Çek istersen bir tane, çekebiliyor musun bakayım? Ben mi? Tut bakayım şunu.
Dur şu şapkayı düzelteyim ben bir daha. Çekebiliyor mu? Niye çekemeyeceğiz? Yani sıcak beni kötü etti ya. Kolumuz kuvvetimiz yok mu? Çek hadi çek bakalım. Çekemez miyiz? Çek bir kendi çek. Şu ne? He. Toplayacaksın öyle çekmeyeceksin. Şuraya oraya onun üstüne koyacaksın. Şunun üstüne koy. Şöyle topla olmadı olmadı. Niye olmadı? Şurayı toplayacaksın. Şuraya oraya sıraya koyacaksın. Buraya şeye girecek. Balyo makinesi girecek. Sıra he sıra yapacağız tabii. Nereye alacağım şimdi? Şimdi mi? Şurayı topla şuradan şöyle topla bakayım şöyle ha. Geriye mi? Hayır buradan mi? Şuradan topla şurayı şunun oranın üstüne koy. Ha. Şuraya? Ha topla. Çek asıl düz doğru doğru asıl 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 asıl. Asıl 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 asıl. Ha şimdi o ayağın dibine koy. Sıraya koy bak o gelen sıraya ha. Oraya balyo makinesi girecek. Buraya. Ha tabii. Bunu da mı alayım? Onu alma onu alma onu alma. O sıraya gidecek öyle. O sıraya gidecek öyle. O süre gidecek öyle. Ters mi çekiyorum? Attan değil. Kalan sen bana ve sen yoruldun. Yo Burak. Yoruldun sen yoruldun. Yorum. Sen şunu tut. Sen şunu tut. Burak. Tut bırakmayayım bırak. Çiğlersin sen. Nagada aksa da. Çiğlersin. Siz nereden geliyorsunuz? Ne yaparım? Çiğlersin. Yani nasıl diyeyim? Yani sen insan çalışınca çiğler ya. Bilir misin onu? Hamlarsın desene ya, ona ya. Ya işte ne? Biz çiğlersin. Niye? İki dakikada insan hamlar ya, mı? Ya hamlar tabii ya. Siz nereden geliyor dediniz ya? Ben Trabzonluyum. Bu Kastamonlular Trabzonlu'ya benziyor ha. Ya benzer tabii. Zürünlü Trabzon dediğin şurası ya. Şurası ha. He. Çok aksadan buralar. Buralar mı? Yok siz kadar aksi değildi. Laz'da kadar aksi değildi. Laz'da kadar aksi değildi. İyi Allah kolaylık versin. Sağ ol. Hoş. Ne ediyorsun Laz? Abi işte. Abi. Evet sevgili izleyenler şu anda görmüş olduğunuz üzere bir saman balyası üzerinde oturmuşuz. Samanı eski yıllarda bundan 4-5 yıl evvellerinde ithal ettik. Şu samanı görmüş olduğunuz samanı ithal ettik. Ve şöyle bir garabet de yaşandı. İthal edilen samanlar törenle köylüye çiftçiye satıldı, dağıtıldı. Evet sevgili izleyenler, saman bildiğiniz üzere buğdayın, arpanın, yulafın artığıdır. Tabii ki eski yıllarda sevgili izleyenler yeterince buğday, arpa ekilmediği için saman olmadı, artığı da olmadı. Ondan dolayı bunu ithal etmek zorunda kaldık. Evet, hemen hemen tüm ürünlerde ithaletçiyiz. Evet sevgili izleyenler, tarımda hemen hemen tüm ürünlerde İthalatçıyız ve yurt dışından alıyoruz. Buna da buğday da dahil. Malumunuz 1-2 milyar dolar Rusya'dan ve Ukrayna'dan yıllık buğday alıyoruz, ithal ediyoruz. Oysa ki bu topraklarda bu hayli hayli yetişir. Sadece bu değil, her türlü tarım ürünü yetişir.
Ben buradan hayvancılığa gelmek istiyorum. Şimdi şehir merkezinden bu köye, Habeşli köyüne gelene kadar bir sürü denk geldik. Bir sürüye, büyükbaş sürüsü. O da okulun bahçesinde. 10-15-20 tane vardı, otluyorlardı. Evet, eskisi gibi hayvan sürülerine denk gelmiyoruz. Maalesef ve maateessüf. Anadolu yaylalarını geziniz. Hayvan sürüleri, büyükbaş, küçükbaş hayvan sürüleri maalesef yok sevgili izleyenler. 30 ülkeden sevgili izleyenler, canlı hayvan, karkas, et ithal etmişiz ve halihazırda etmeye de devam ediyoruz. Son 7-8 yılda 8 milyar dolara yakın bir paramızı bu ithalata ödemişiz ve ödemeye de devam ediyoruz. Demin de dediğimiz şekliyle, yani Tarım Bakanlığı bir ithal ofisi şeklinde çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Oysa ki tarımda ithalat kesinlikle ve kesinlikle çözüm değil. Yani bunu 7 yaşındaki çocuğu da, 70 yaşındaki köylü çiftçisi de, birlik başkanları da, etkililer de, yetkililer de bu şekilde biliyor, dile getiriyor ve söylüyor. Yani yurt dışından sen bunu bedava da alsan yine ülkene bu zarardır. Çünkü köylüyü çalıştırmıyorsun, toprağı çalıştırmıyorsun, istihdam elde etmiyorsun. Yani ithalat bedava da olsa külliyen zarardır. Bu Anadolu toprakları değil Türkiye'yi, dünyayı besleyecek nitelikte, büyüklüktedir. Havasıyla, güneşiyle, toprağıyla, her şeyiyle, ama her şeyiyle. Bu zenginliğimizi değerlendirmemiz lazım. Ve biz dünyaya, yurt dışına satarak bu işten pekala para kazanmamız lazım. Bu ülkeyi ayağa kalkındırmamız lazım. Evet, Konya Ovası büyüklüğünde bir Hollanda. Havası bizim kadar elverişli değil, güneşi elverişli değil, suyu elverişli değil. Ama yıllık 100 milyar avroluk tarım ihracatı var. Sadece hayvancılıktan veya lale, orada da meşhur biliyorsunuz. Şimdi bir Hollanda, diğer ülkeler, sadece Hollanda değil, bunu bu şekilde becerir, başarırken Konya Ovası büyüklüğünde. Biz neler yaptık? Biz Konya Ovası büyüklüğünde bir toprağa ekmekten vazgeçtik. Tarım yapmaktan vazgeçtik. Köylü toprağına küstü, çiftçi toprağına küstü, köyünü terk etti. Köyleri boşalttık, mahallelere çevirdik. Evet, üretimsiz bir ülke yok olmaya mahkumdur sevgili izleyenler. Evet sevgili abim, merhabalar. Hoş bulduk, teşekkürler, selamun aleyküm. Sağ ol, sen o tırmığı niye attın? Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocam al gel onu. Getireyim mi? Aa. Habeşli miydi? Habeşli köyü. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyenler, Habeşli köyüne hoş geldik. Sıkıntı yok. Bu Anadut. Ne? Anadut. 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 Ben niye ilk defa bunun ismini duyuyorum? Farklı farklı isim var demek sizin orada. Anadut. Tırmığın bir başka çeşidi mi bu? Tırmığın farklı çeşidi, evet. Bunlar deste topluyoruz hocam. Neyi? Deste topluyoruz, deste. Deste. Namlu topluyoruz bundan. Namlu. Ekim makineyle biçeriz. Arkasından bunu toplarız. Toplarız, evet. Aynen öyle. Bunlar balya. Samanlık için mi? Yani tabii. Balyaya hazırlıyoruz. Tabii. Aynen öyle. Balyaya hazırlıyoruz. Aynen öyle. Dikili bir şekilde dursun. Dikili. Siz evet. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Neydi isim? Rahmi Saka. Rahmi Saka. Aynen öyle. Rafet abinin nesi oluyor? Benim halaoğlu. Ben dayıoğlu. Halaoğlu. Aynen. Evet, İstanbul'da muhasebeci olan Rafet abimizle hala dayı oğulları. Hı hı. Evet. Nasıl memleketi gördünüz, beğendiniz? Beğendik. Ben Taşköprü'den geliyorum da burası biraz sıcak. Sıcak. Yani Taşköprü biraz daha serin. Hı hı. Evet. Şimdi ne yaptık? Buğdayları ektik. Buğdayları ambarımıza koyduk. Ambara koyduk. Saman yapıyor şu anda. İşte. Saman yapıyor. Bir iki gün içinde samanını toplarız. Samanımızı samanlığa koyarız, hayvanımızı hazır bir şekilde bekletiriz. Bekletelim. Aynen öyle. Tabii daha yapılmayan yerler de var. Bunlar da işte bugün yarın inşallah yapılır.
Bak yukarıda 2, 4, 5 tane bir çobanla 5 tane büyükbaş gördüm. Onlar bizim komşunun malları. Ha, komşunun mu? Komşunun malları. Şimdi şunu sorayım. İşte biraz malcılık, hayvancılıktan sohbet edelim. Aynen. Gelirken ben işte bir okul bahçesinde 5-10 tane hayvan gördüm. Daha hiç görmedim. Bunları gördüm. Hayvancılık bitti hocam. Hayvancılık bitti. Maliyetler çok yükseldi. Maliyetler yüksek olunca ister istemez vatandaş yapamıyor. Bir de süt fiyatları da çok düşük. Malumunuz şu anda 1800-2000 civarı. Para etmiyor. Yani bir çay parası değil şu anda. Ondan dolayı maliyetler yüksek olunca ister istemez. Süt 2 lirada değil mi? 1802 civarı. Şimdi biz sütü 5 liradan alıyoruz kilosunu. Ya İstanbul'da tabii nakliye fiyatlar, şu fiyatlar biraz pahalıdır ama bizim burada... Şehir içinde arkadaşlar üretiyorlar, 5 liradan alıyoruz. Vallahi ben işte daha Mardin parasını alacağım. 2 liradan satamıyorsunuz. 2 liradan nereye satamıyorum baba, nereye satamıyorum. 1.8 kuruş şu anda. O da daha Mart parası alacağım ben. Yani hesabını yapın siz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 5 aylık içeride süt param var. 1 lira 80 kuruş ama 1 liraya kadar düşer bu. Çünkü 5 ay içeride kaldığı için. Yani hayvan varlığı sayımız gün geçtikçe. Tabii hayvan varlığı öyle eriyor. İstanbul'a nakliye mesela kurban kesim için hayvan gidiyor mesela. Bundan 10 sene önce 7-800 kamyon giderken şu anda 10-15 kamyon giriyor. Yani dediğim gibi maliyetler yüksek, toz araba mazot fiyatları öyle, hakeza, gübre fiyatları öyle. Yani tabii bunun altından kalkmak mümkün değil. Günden güne. Buğday, kaç ton buğday yaptın? Para kazanabilecek misin? Valla abi, buğday kazanmak için zaten biz yapmıyoruz. Biz hayvanlarımıza vermek için yapıyoruz. Hani yem fiyatlarımızdan biraz daha şey yapalım diye. Yani sen buğday saman elde etmek için mi? Aynen, hayvanın şeyini sağlamak için. Şu anda bizim buğday satıp da para kazanma şeyimiz yok. İşte evet. Hayvanımızın yem parasını dursun. İşte ne bileyim, o maliyetler biraz daha azalsın diye yapıyoruz. Yoksa bizim buğday satıp da para kazanma amacımız yok. Zaten sattığımız buğday da 1 lira 80 kuruş, 2 civarı. O da para değil yani şu anki zamanlarda. Mazot 8 lira zaten. Yani bu şartlarda zaten yapamayız da 3-5 sene sonra kalmaz. Her taraf perişan olacak böyle giderse. Yani tadımız, tuzumuz yok. Ekmeğimizden, biçtiğimizden kazanmıyoruz. Aynen. Ya bir de baba mesleği. Bunu bırakıp gidemiyorsunuz. Muhakkak yapacaksınız bir şekilde. Ama dediğim gibi para kazanma olayı bitti. Ben bugün bir depoyu doldursam 350-400 günlük masrafım. Sadece mazot sürme masrafı. Mazot almam lazım. Bir günlük o da. 10 gün çift sürsem en az 3,5-4 milyar lira. Sadece bu çift sürmek için yapılan harcama. Daha bunun gübresi var, toz fiyatları var. Neler. Çok fiyatları var, maliyetleri var. Şimdi yani yıllardan beri biz de yazıyoruz, çiziyoruz. Bu ekranlardan söylüyoruz. Tarımda en büyük girdi maddesi mazottur. Aynen. Yani mazot halledilmeden Türk köylü çiftçisi para kazanamaz. Mazot fiyatları öyle, gübre şimdi fiyatları mazot öyle. 7.70, 8 liraya dayandı. Şimdi senin Yunanistan çiftçisi 2 liraya, diğer ülke çiftçileri bilemediniz 1 liraya, 2 liraya mazotla köylü çiftçilik yapıyor, tarlasını ekiyor. Tabii ki sen onunla boy ölçüşemezsin. Aynen öyle. Tabii ki maliyetler fazla olduğu için bu köylü çiftçi toprağına küser, ekmez ve biçmez. İşte. Yarışamazsın onunla, yurt dışından getirirsin. Yani mazot meselesini halletmedikten sonra, aşağılara çekmedikten sonra aynen öyle. Türk köylü çiftçisi para kazanamaz. Nokta. Bunu böyle koyalım. Aynen öyle. Şimdi şöyle sorsam sizlere. Buyurun. Bu ülkede mazot var mı? Yani petrol var mı Türkiye'de? Ya muhakkak vardır. Yani Güneydoğu'da var mı? Yani şu anda muhakkak vardır da fakat dediğim gibi siyasilerin becerisizliği mi yoksa başka bir nedenlerden dolayı mı bilmiyorum ama ben bir şey diyemiyorum bu konuda, işin yanlış söylemeliyim. Şimdi ama şöyle size destek yapalım. Yani Güneydoğu'nun tamamında petrol var. Yani Güneydoğu sınırımızın yani sınırın karşı tarafında petrol var da bu tarafında olmazlık olur mu? Tabii. Ve harıl harıl yabancı şirketler şu anda, yani şunu da söyleyelim, su kuyusundan fazla Güneydoğu'da, doğuda petrol kuyusu var ve çıkarıyorlar, ham olarak işliyorlar bunu, yabancılar. Bunu buradan söyleyelim. Yani Shell firması eski yıllarda şöyle bir tespit olmuş. Türkiye petrol denizi üzerinde yüzen bir gemidir. Aynen öyle. Şimdi sadece Güneydoğu'muz değil sevgili izleyenler. Kıbrıs'ın altı, Akdeniz,
Ege Kardak Kayalıkları, Karadeniz tamamı, Güneydoğu. Yani bu ülkenin her tarafından petrol kaynıyor. Yani doğal gaz, çeşitli madenlerimiz var. Onu da dile getirmiyoruz. Bu ülkede petrol var. Yani bunu Sağır Sultan da biliyor. Ama maalesef ve maalesef bu ülke insanı bunu çıkarıp işleyemiyor. Ve dolayısıyla köylüsüne, çiftçisine 1 liraya, 2 liraya bunu veremiyor. Şimdi şu hakkı da teslim edelim. Bunu dile getiren, yıllardan beri söyleyen kimdi? Rahmetli Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendiydi. Bağımsız Türkiye Partisi. Aynen. Yani hiçbir siyasiden biz bu petrol gerçeğini duymadık ve işitmedik. Hiçbir tanesi de maden gerçeğini dile getirmedi. Sadece Haydar Baş Bey, ben bu köylüye, çiftçiye 1 liradan daha aşağılara mazot vereceğim şeklinde bunu dile getirdi. Yani onun ondan da ziyade milli ekonomi modelinde onlarca gelir kaynağı saydı. Yani köylünün, çiftçisinin ayağa kalkması için. Şunu da söyledi. İlk 5 yıl şimdi nakavt olduğu için köylü çiftçisi eli böğründe tarım yapamadığı için ben dedi iktidar olduğumda ilk 5 yıl köylüye mazot, ilaç, gübre, su, elektrik hepsi bedava. İlk 5 yıl köylü tekrar toprağına dönecek. Toprağı ekmeği biçmeyi sevecek. Para kazanacak bu işten. Kazanması için, ayağa kaldırmak için bunu ilk 5 yıl bunları dedi bedava yapacağım. Ama dinlemedi milletimiz. Dinlemedi. Bu sefaleti kendisine kader olarak biçti maalesef. Evet, bu hususta neler söyleyeceksiniz? Valla kendini düşen ağlamaz diye bir şey, bir laf atasözü var biliyorsunuz. Millete çok defa söylendi bu. Köylüye de söylendi ama dediğimiz gibi millet anlamadı bunu. Nereden bulacak, nereden verecek, nasıl yapacak bunları söylendi. Şu anda toprak altında var ya, nereden vereceksin? Ayağını vurdun mu altından maden fışkırıyor. Aynen öyle ama nereden fakat verecek? Biz bu millete anlatamadık bunu hocam. Anlatamadık. Bunun çilesini biz de çekiyoruz şu anda. Ama dediğim gibi Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisi demişti. Fakat şu anda efendi olamadık biz. Maalesef çoban olduk. Hala da çoban olmaya devam ediyoruz. Bu millet ne zaman akıllanırsa, ne zaman efendiliği seçerse bu memleket biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Habeşli köyü anlatın. Evet. Ben Habeşli değilim. Esas Devrekani ovasındanım aslen ben. İlçesinden, ovasından. İlçesinden, ovasındanım. Bu ovada neler yetişiyor? Bu ovada pancar, patates, mısır, yonca. Bunlar yetişiyor. Yani buğday, arpa, yulaf, siyes. Özellikle son zamanlarda. Siyes bulguru mu oluyor? Bulguru da var. Unu yapıyorlar. Siyer unu yapılıyor burada. Evet. Ama asıl ön plana çıkan şeker pancarı. Şeker pancarı. Evet. Duyduğumuza göre buranın patatesi evet, lezzetli. Lezzetlidir. Ya kasaplar yani Devrekani genelde buna da başladı. Bayağı rekoltesi yüksek. Son zamanlarda ayçiçeği ekimi, üretimi başladı. Çekirdek, çiğden evet, markanız da var. Çekirdek de var. Yani yeni yeni başladı o. Evet. Yeni yeni. Barajlardan sulanıyor. Sulama imkanları var. Ama işte üretim maliyetleri yüksek. Hep bütün o konuda çiftçinin sıkıntısını gözlüyorum. Ben şahsen ben onu yapamıyorum. Yani şeyimden dolayı. Engelimden dolayı. Ama gözlemim üretim maliyetlerinin yüksekliği zorluyor. Belki de şey yani çoğu insan yani ekmesem mi yapmasam mı derdinden, düşüncesinde. Evet. Ama şu toprakları bırakıp insanımız nereye gidecek arkadaş? Ama gitmiş vakti, yani vakti zamanında geri dönüş de zor. Şimdi bu pandemiden dolayı bir kıtlık olayı da söyleniyor. Şimdi yavaş yavaş bir köye, kırsala dönüş var. Var.
rağbet var. Ama dönüşte sermaye yani adam dağıtmış zamanında. Onu toparlaması da zor. Gelip burada tabii tarım yapmayacak. Yani bir domates, yani patatesini ekecek. Birkaç tane hayvan alacak. Makine teçhizat. Teşhizat bayağı bir, tarım yapmayacak evet. Yani. Tarım değil kafasını dinlemeye gelecek yani. Ha, o da olur da işte üretim yapması. O makine teçhizat üzerine sokması da bayağı bir şey. Masraf. Evet hocam doğma büyüme. Doğma bu burası. Habeşli köylüyüm. Aynı zamanda esnaflık yapıyorum Kastamonu'da. 10 yıldan beri. Habeşli ismi nereden geliyor? Valla buraya Habeşistan'dan bir büyük bir zat gelmiş. Habeşli oradan geliyor hocam. Oradan. Hı-hı. Şey Kurt Baba mı? Kurt dediği çekti. O devre kendi orası. Bu köy Habeşistan'dan bir buraya büyük bir zat gelmiş. Köye gelmiş. Habeşli köyde oradan kalma. Evet. Şimdi Taşköprü'de çekimler yaptık. Birçok köy gezdik. Hemen hemen her köyde bir Allah dostu, evliyaullah'ın kabri var. Şunu da dile getirdiler. Kastamonu'da yüzün üzerinde sevgili izleyenler, Ehl-i Beyt'ten, Peygamber Efendimiz'in soyundan, yani İmam Musa Kazım, İmam Rıza soyundan Allah adamları, Allah dostları, dervişanlar var. Yani biraz da onların bereketi var. Yani onların huzurunu, onların bereketini aynen yaşıyoruz. Aynen, doğrudur, doğrudur. Kastamonu'da Şeyh Şabani Veli. Şeyh Şabani Veli var. Abdülkadir Geylani'nin torunları var. Bayağı var yani. Evet. Yani gitmek, görmek aslında vaktiniz varsa muhakkak bir gün gezmeniz daha iyi olur sizin için. Tabii de müsait olursanız bir gidip görmeniz muazzam böyle keyif alacağınız, kalbiniz böyle biraz daha nurla dolacak, biraz daha böyle feyiz alacağınız bir yer yani Kastamonu. Yerler, evet Kastamonu gerçekten öyle bir mekan. Ben köyü sormak istiyorum. Şu an kaç hane var? Eski yıllarda kaç haneydi? Vallahi hane olarak bilmiyorum o kadar da ama tabii bayağı bir azalma var köyde. Dediğim gibi hocam, yani bizim en büyük sakıncamız, biz hayvancılık yapmak istiyoruz, çiftçilik yapmak istiyoruz ama maliyetlerden dolayı biz gözümüzü açamıyoruz. Dediğim gibi mazot fiyatları, gübre fiyatları, işte ne bileyim hayvanın kendi şeylere sıkıntılarına dolayı açamıyoruz bunu. Elimizden gelse çok daha çok yapmaya çalışırız ama dediğim gibi işte maliyetler. En büyük sıkıntımız bu. Yani yapmak isteriz muhakkak. Para kazanma olayı zaten yok da en azından biraz daha günümüzü çevirelim. Başka bir şey, şehire gitsek ne yapabileceğiz? Bu saatten sonra ne yapacaksınız ki? Gittik İstanbul'a ne yapacağız? Bir şey yapamayız. Onun için mecburen buraya bu şekilde devam etmek zorundayız. Yani devletin politikası şu olması lazım. İnsanlarımız doğduğu yerde doyması lazım, istihdam edilmesi lazım. Aynen öyle. Yani kalkınma köyden başlar, kırsaldan başlar, kasabadan başlar. Yani köylünün cebinde para olursa esnafın cebinde aynen, para olur. Öyle. Zaten devletken bakın evet. Bugün köyle gitmezse hiçbir esnaf iş yapamıyor. Ancak köylü giderse 3-5 bir alışveriş oluyor zaten. Yapamam, aynen öyle. Köylünün cebinde de para olmazsa pazarcılar da böyle bekliyor yani. Yani şöyle devletin 3-5 köy bir araya gelecek. Fabrikasını kuracak. Hayvancılıktan elde edilen mamul maddeler üretilebilir. Mesela yıllar evvel 40'lı yıllarda kendir fabrikası varmış şeyde Taşköprü'de kapatıldı. 500-600 tane insan orada ekmek yiyordu. Ve en harika sigara kağıdını üreten, iplik üreten, kumaşını üreten kendirden bir fabrikaydı. Aynen. Şu anda yerinde yeller esiyor. Şimdi bunları kapatmak değil, bu tip fabrikaları açmak, değil mi? Kooperatiflerle kurarak devlet bunlara ön ayak olacak, önünü açacak köylünün, çiftçinin. Fabrikasını kuracak, el ayak olacak, yol aynen gösterecek. Öyle. Ama maalesef tam tersi. Yani köylü üretmesin, kazanmasın diye. Yani gelip sana siyah silah dayayamaz. Aynen öyle. Ama ürettiğin para etmezse, ürettiğin 10 yıldan beri yerinde sayıyor. Ama 10 yıldan beri %300 belki de 400 girdi maddeleri artmış. Çok çok. Geçen sene ben... Yani sen nasıl burada tarım yapacaksın da bu toprağı işleyip para kazanacaksın? Hocam geçen sene aldığım yem fiyatları atıyorum 55-60 civarıydı. Bu sene 150-160 civarı. Akeza mesela yem toz fiyatları. Ekin ekmek için... Yani bir yıllık. Tabii bir yıllık, bir yıllık. Mesela geçen sene aldığımız 800 liraya aldığımız tozu şu anda 330 lira, 340 lira. Yani %300 fark var şu anda, arada fark var. Mazot fiyatları zaten öyle, aldı başını gidiyor, onu artık söylemeye gerek yok.
Ama dediğim gibi yani bir şekilde bunların düzelmesi lazım. Yoksa köylü bitecek. Bitti derdi şu an. Uzatmaları oynuyoruz daha doğrusu. Evet sevgili izleyenler. Maalesef köylü milletinin hali bu durumda. Aa maşallah. Kaç tane hayvanın var? Abi şu anda işte hepsi ufaklık tefekli 15 hayvan var. Hepsi burada yok da kimseleri ahırda. Ufak buzağlar ahırda. Burası samanlık benim. Maşallah. Saman kucum yer. Bu arazi bizim amcaoğluyla beraber ortağıyız. Vallahi şimdi bak köye heves ettim. Zaten heves ederim de. Hı hı. Senin şu harmanını gördüm. Şu sığırlarını gördüm. Şu yeşilliği. Bu arazi işte amcaoğluyla beraber ortağıyız. Gerçi amcaoğlu İstanbul'da kendisi burada yok. Şu anda buraya ben bakıyorum abi. Samanlık mı? Samanlık. Gel bir girelim içeri bak. Girin girin. Samanlık ne kadar hoş yapmışsın samanlığı. Samanlık ve babadan kalma, dededen kalma daha doğrusu. Gel böyle. Hı hı. İşte buraya samanlık böyle yapıyoruz küp şeklinde. Buraya dolduruyoruz abi. Kışın buradan. Bu da makinemiz. Şimdi sen saman burada yem karma makinesi. Yem karma makinesi bu. Samanı orada alıyoruz, atıyoruz içine. Neler başa koyuyorsun yemin içine? İçine yem. Kaba yem işte dediğimiz gibi. Ondan sonra önce küspe var. Pancar küspesi. Evet. Saman. Başka bir şey katmıyoruz. Öyle işte abi. Şu an hafiften de üşüdük. Üşüdünüz. Ya biraz soğuktur ama dediğin gibi bayağı soğuk. Akşam sabah soğuk olur burası. Evet hafiften de hava çok güzel esiyor. Aynen. Çok güzel esiyor. Maşallah. Hayvanlar çek abi bak. Şey küçük başın yok mu? Küçük baş yok bizim bunu bulamaz. Büyük baş yapıyoruz. Büyük baş yapıyoruz. Genellikle işte 3-5 tane tavuk var. Tavuk yapıyoruz biraz. Başka da büyük baş yapıyoruz. Yani demek süt 1.80. 1.80, 2 kucu var abi ya şimdi. 2 liradan veremiyoruz. Ya veremiyoruz yok. Yani 24 ya da 25. Vallahi bilmiyoruz biçince şey göreceğiz bakalım inşallah. Geçen yıl ne kadar almıştık? 500'ün üzerinde. 5 dekara mı? Gelmiyor ya. Gelmedi. Demin 300-350 civarında geldi. Demin az önce nasıl tarla. Fiyatlar nasıl para kazanabilecek fiyatlar valla fiyatları düşürdüler bilmiyorum çok mu oldu ne oldu bilmiyorum az fiyatları yağmurdan sonra düşürdüler rekolte düştü falan dediler ama bilmiyoruz artık nasıl olacak. Evet siz etkili işinize yağmur. Bakıyorsunuz tabii yani, siz paramızı az buçuk yani kazanıyorsunuz. Biz Allah'a şükürler olsun yağmurdan önce daha iyiydi yağmurdan sonra yakıtlarımız ikiye çıktı ama fiyatlarımız yine aynı çünkü devamlı aynı yerlere biçtiğimiz için biz yani İki hesap yapma gibi bir lüksümüz yok öyle. Allah'ın izniyle bu sene de yüzümüzün akıyla bunları temizleyip gitmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa. Hayvanlar senin mi? Hayvanlar amcam gelin. Bizim konuştuğum. O da amcaoğlu. Amcaoğlu. Evet. Bu arazi böyle onlarla bizim beraber şu karşıya kadar. Neydi burası? Habeşliydi. Burası evet Habeşli. Devrekani Habeşli. Merki. Habeşli merkez biraz daha ileride. Bura tam artık Devrekhani ile Habeşli'nin. Bizim tarlaların bazısı Devrekhani'de görünüyor yani buradaki arazilerin. Bazısı Habeşli'de. Evet. Hayvanları uzaktan gördüm. Çok bakımlı, güzel, sevimli geldi bana hayvanlar. Maşallahı var. Nasıl dedin? Hayvan para etmiyor. Tekrar baştan söyle almadık bunları. Neler söyledin? Hayvanımız para etmiyor. Hayvanımız var da mal para etmiyor. Yiyinti pahalı. Yemin çuvalı 150 milyon lira. Buğdayın kilosu 2 milyon lira. Nasıl olacak bu? Ama yine devam ediyorsun. Devam ediyor. Neçen mecburuyuz. Ha? Mecburuyuz. Köycülük yapıyoruz. Ne yapacak? Mücadeleye devam. Evet, kurbanda kurbanlık verdin mi? Sattın mı? Bir şey kurbanlık sattık. Biraz sattık işte. Biraz sattık. Yani baş başa mı? Ya başı başına değilim de yiyinti pahalı. Yiyinti dediğin... Evet, yiyinti dediğimiz yem şey, mi? Yem çok pahalı. Yem. Bak şimdi, buğday satıyoruz şu an 2100 lira, 2200 lira neyi buğday. Yemin çuvalı 150 milyon lira, 160 milyon lira. Burada fabrikacılar para kazanıyor. Yani buğday kaç para olması lazım, ya buğdayın yem şu kaç an, para olması bak şimdi lazım. Mesela buğdayın çiftçiden şu an 2600-2700 civarlarında olması lazım. Alınması lazım yani yeme göre. Yem kaç para olması lazım? Ya yemin de 90 olması lazım, mesela 120-130 olması lazım. Öyle olması lazım yani. İntibarlı fabrikacılık işi gördü yani bu devirde. Fabrikacılık para kazanıyor diyor. Aynen.